Saçımı kuruttum ya. Behlül? Aa Neşe? Şunu arayayım diyordum, karşıma çıktın. Ne haber, nasılsın? Ay canım ya. Ne zaman döndün? Yeni, bir hafta olmadı. Merhaba. Merhaba. Neşe, Elif. Memnun oldum. Ben de. Gidiyorsun değil mi okula? Ara sıra gidiyorum. Gel gel, ben de döndüm artık. Tamam, görüşürüz. Ara hafta sonu bir şeyler yaparız bizimkilerle. Olur. Tamam. Ha, ya bu hafta sonu olmaz ya. Neyse ararım ben seni. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Elif ne oluyor? Aç şu arabayı hadi. Trip yapma, bir an için unuttum. Ne olmuş? Öf, tamam, hatırlarsan gelirsin hafta sonu. Elif ben yürüyeceğim biraz, sen benim. Bana trip yapma diyorsun, kendin yapıyorsun. Belki sana hediye alacağım, ne biliyorsun? Hadi görüşürüz. Gerçekten yürüyeceğim. Annem hayatta duramaz bu kokuda. Aman zaten boşaltalım. Hilmi Bey'in çıkın demesine fırsat vermeyelim. Yeter yüz göz olduğumuz. Peki ne yapacağız Bihter? Hadi biz idare ettik. Küçük müçük kiralık bir ev tutarız. Ama annem oturmaz biliyorsun. O ne yapacak? Parası yok. Evi yok. Hastaneden çıkınca bize gelir. Zaten bakıma ihtiyacı var. Kalır bir süre. O sırada da ne yapacağımızı düşünürüz. Gel Katya. Şu çantaları arabaya koydur. Sonra sen annemin kıyafetlerini yavaş yavaş kılıflarıyla hazırla. Ben aldıracağım sonra kalanı da. Peki efendim. Bir şey mi var? Firdevs Hanım'ın iyileştiğini duyunca çok sevindik. Günlerdir aklımız başımızda değildi inanın. Sağ olun. İyi annem. Söyle. Bihter Hanım, ev satılmış duyduğuma göre. Evet satıldı. Bizi gönderecekseniz, yani şimdiden başımızın çaresine bakalım. Annem senden başkasıyla yapamaz Katya. Sana çok alıştı. Ben de ona. Bir süre benim evde kalacaksınız. Sonra bir yer ayarlayacağız sizin için. Öyle mi? Çok sevindim. Salim de annem dışarı çıkana kadar Nihat'ın şoförü olur. Beraberiz yani. Teşekkür ederim Bihter Hanım. Çok teşekkürler. Ben çantaları aldırayım Salim'e. Herkes kendini düşünüyor. Haklı. Düşünmek zorunda. Annemi eve çağırmadan önce bence bir Adnan'la konuş. Belki... Söylerim nasılsa. Hayır diyecek hali yok ya. Üf, hadi yeter bu kadar. Bu havayı solumayalım. Biz de gidelim. Yok ben otele döneceğim. Saçmalama. Akşam hep birlikte oluruz. Firdevs Hanım'ın dönüşünü kutlarız. Hadi çıkalım bu evden bir an önce. Bir saat oldu. İyice tadını çıkarıyor. Kusura bakmayın Adnan Bey. Beklettim. Toplantıdaydım. Geleceğinizi önceden söylemiş olsaydınız. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Firdevs Hanım'ı yalıyı satmaya zorlamışsınız. Zorlamadım. Ona borçlarını ödemek için yardım ettik diyelim. Ben bu kadar masum bir alışveriş olmadığını biliyorum. Ne düşündüğünüz hiç umurumda değil. Tarzınızın ne olduğunu da biliyorum. Şimdi evi sizden geri alacağım. Ne kadar? Bir yanlışlık var galiba. O yalı artık benim. Üstelik satmaya da hiç niyetim yok Adnan Bey. Ne kadar? Pazarlık etmek için direnmiyorum. Evi gerçekten satmayacağım. Oturmayacağım da. Öylece duracak Firdevs Hanım'ın anıtı olarak. Sen hastasın. Gerçekten hastasın sen. O kadın yüzünden oğlumla bu hale geldim. Nihat pişman olup geri döndüğünde o ev onun olacak. Pişman olup yerlerde süründüğünde ancak bakacağım yüzüne. Nihat'la aynı fikirdeyim. Bu sağlıklı bir kafadan çıkan sözler değil. Göreceksiniz. Sizinle bir daha hiçbir şartta karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bu da burada. Burada yaşıyor biliyorsun.